küreselci şeytani üst aklın en önemli yayın organlarından olan ve her kapağında çok ayrı mesajlar veren bir dergi Ekonomist. Hamas yazıyor, böyle uçuyor. Burada Netanyahu, İsrail bayraklı kaskını takmış. Hamas'la İsrail çatışması. Yönetici bir şeytan ve yanında bir makine var ve makinede climate change, yani iklim değişikliği. Kim Jong var, bakın Kuzey Kore lideri, elinde oyuncak roketler. Onu da aslında Avrupa Birliği'ni de bir cehennem ateşi bekliyor. Şurada çöp kamyonunda insanları çöpe atıyorlar, bakın. Hindistan ve Çin, gelecek dönemde yükselen iki büyük güç. Beyaz Saray, Amerika'nın çöküşü. Amerika bir iç savaşla kuruldu, bir iç savaşla parçalanacak. Bütün bu efendim sirki yöneten o büyük şeytanın elindeki dergi de Ekonomist dergisi. Bu kadar mı benzerlik olur ya? Sevgili dostlar, merhabalar. Ben tarihçi yazar Koray Kamacı. Yine çok çok önemli bir video analizle karşınızdayız. Özellikle bu video analizde 2012 yılına ait The Economist kapağını yorumlayacağız. Tabii The Economist küreselcilerin bir yayın organı. Özellikle yapacakları, hani bir dizi vardı ya, bir çizgi film dizisi, neydi o? Simpsonlar. Simpsonlardaki gibi ince mesajlar veren, özellikle küreselci şeytani üst aklın en önemli yayın organlarından olan ve her kapağında çok ayrı mesajlar veren bir dergi Economist. Biz de 2012 yılına ait Ekonomist kapağındaki çok çok önemli günümüzdeki benzerlikleri sizin için aldık, yorumlayacağız ve gerçekten de yani hayret ettik. İnanılmaz benzerlikler var. Özellikle şu an içinde bulunduğumuz durumla alakalı, işte bu Hamas saldırıları, paramotorlarla yapılan saldırılar, İsrail ile Hamas'ın çatışması, pek çok hususu içinde barındıran, mesajlar veren bir dergi 2012 The Economist dergisi. O yüzden 2012'den ta 2023'ün şifrelerini vermesi de gayet önemli. Dolayısıyla biz de sizler için aldık. Şöyle kısaca da bir yorumlayacağız. Dilerseniz direkt başlayalım. Sevgili dostlar, bizi burada ilk gördüğümüz ve hayrete düşüren en önemli olay şu anda içinde bulunduğumuz. Tabii reji daha yakın gelecektir. Hamas, bakın üstünde Hamas yazıyor. Böyle uçuyor şeytan, işte paramotor gibi, bakın Hamas. Burada Netanyahu, İsrail bayraklı kaskını takmış. Aynı şekilde ikisinin de üstünde şeytan figürü var. İleri işaret yapıyor, çatışma işareti. Ve bakın Hamas'la efendim İsrail çatışması. Ve Hamas da özellikle paramotor tarzı bir hususu da vermesi gerçekten de günümüzü anımsatan çok çok önemli bir husus. Bunu bir kere altını çizelim. Diğer taraftan bakın çok ilginçlikler silsilesi devam ediyor. Şöyle şu içeridekilere bakalım arkadaşlar. Şu içeride özellikle işte o lavların içinde, şeytan ateşinin içinde olanlar. Şimdi iki tanesi. Biri Kaddafi, biri Ahmedinejad. Kaddafi öldü. Ahmedinejad biliyorsunuz o zaman daha sonra seçimi kaybetti vesaire. Seçim değişti, el değiştirdiler. Ama diğer iki kişi Putin ile Beşar Esad hala burada. Bakın Beşar Esad ile Putin hala ayakta. Onlar daha o zamanlar bu devletleri cehennem ateşine atmışlar. Nitekim Suriye'de gördük. Ukrayna savaşı var şimdi Putin'de. Güya işte Rusya'ya karşı böyle bir cehennemin kapılarını açtı diye hep deyimler kullanılıyor ya. Aynısı şeyde de oldu. Bu İsrail-Hamas çatışmasında. Herkes bunu kullanıyor. Cehennemin kapılarını açtık. İran da kullanıyor. İşte bakın o kapılar o zaman açılmış. Mesajlarını vermişler. Şuraya geliyoruz. Bakın bir şeytan figürü var. Sanki orada bir yönetici. Yönetici bir şeytan ve yanında bir makine var. Ve makinede climate change, yani iklim değişikliği. Şimdi bugünlerde en çok ne konuşuluyor gündemde? İklim değişikliği konuşuluyor değil mi arkadaşlar? İklim değişikliği. Şimdi iklim değişikliği özellikle bu anlamda, bize de şimdi bir iklim kanunu gelecek meclise. Ya bizim meclisin vereceği en önemli sınavlardan biri. Küreselci dayatma bir proje olan iklim kanunu, inşallah buradan bir daha söyleyelim, reddedilir. Şimdi bununla alakalı çalışmalar var. Daha o zamanlar iklim krizini, bu iklim değişikliğini daha o zamanlar özellikle yavaş yavaş yapacaklarının sinyalini vermişler. Yine gidiyoruz arkadaşlar. Şimdi burada Merkel'i görüyoruz. Bakın yine reji yakın verecektir diye umuyorum. Şimdi Merkel
Merkel'i bakın arkadaşlar. Bak Merkel şurada bir çantası var. Slot. Tembellik demek. Slot. Tembel tembel burada elini efendim yanağına koymuş düşünüyor. Hakikaten de Merkel o dönem biliyorsun sonrasında tabii Olaf Scholz geldi. Merkel değişti. Merkel'le bu işler gitmeyecekti. Bunu biliyorlardı. O yüzden Merkel'i değiştirip Olaf Scholz'u getirdiler. Olaf Scholz de gelir gelmez hem Ukrayna Savaşı'nda Amerika'nın tam yanında oldu. Hem de İsrail'deki bu çatışmalarda direkt açık ve net bir şekilde İsrail'e desteklerini açıkladı. Tel Aviv'e de gelmişti. Hani o Merkel'in gösterdiği tembelliği Olaf Scholz'te kapattılar. Bakın çok enteresan benzerlikler. Yine devam ediyoruz. Arkadaşlar işte burada Kim Jong var. Bakın Kuzey Kore lideri. Elinde oyuncak roketler. Yine aynı şekilde. Bir şey değişmiyor. Aynı. O hep roketlerle eşleştirmiş bir kişi. Bakın şurada Amerika. Amerika görüyoruz. Gluttony. Oburluk. Bakın benzin döküyor şeytan. Petrol savaşları çok çok önemli. Petrol savaşları devam ediyor. Yine bakın bir şöyle ufak tren tarzı bir şeyler var. Üstlerinde bankerler var. Bu bankerlerden bahsediliyor. Grid. Yani orada da bakıyoruz arkadaşlar açgözlülük. Yani açgözlülük dünyada son gaz devam edecek. Bankerler arasında özellikle. Onun da burada sinyalleri var. Hatta burada da bir takım işaretleri yine görüyoruz. Aşağıya iniyoruz arkadaşlar. Aşağıda tabii Obama'yı göstermişler burada. Obama son gaz devam ediyor. Bu arada Obama yanmıyor. Bakın diğerleri yanıyor. Putin vesaire hepsi Esad hepsini ateşe atmışlar ama Obama bir şekilde yine gemisini yürütüyor. Devam ediyor. Şimdi Amerika'nın burada bir mesaj. Bakın Euro. Euro aynı şekilde o da cehennem ateşinin içinde. Onu da aslında Avrupa Birliği'ni de bir cehennem ateşi bekliyor. Avrupa Birliği büyük bir resesyona gidiyor. Belki de Avrupa Birliği dağılma aşamasına gelecek. Şu anda da bir sürü çatlak ses var Avrupa'da. Yani bu kışı nasıl geçirecekler? Şimdi kara kara düşünüyorlar. Hadi geçen kışı bir şekilde geçirdiler. Şimdi Putin hiçbir şekilde bunlara bu sefer o gaz akışı dahil olmak üzere pek çok şeyden mahrum edecek. O yüzden Avrupa Birliği'ndeki dağılmalar vesaire bununla alakalı euro mesajı verilmesi önemli. Yine geliyoruz. Bakın şurada hackerlarla alakalı bir durum var. Burada hackerlarından bahsediyor. Siber saldırılar. Özellikle siber saldırıların önümüzdeki dönemde daha çok artacağı söyleniyor. Bu da önemli. Burada bir yarışma yapılıyor tabii. Yarışmanın şeyi var burada. Bakın Fransa. Fransa o zaman tabii Sarkozy vardı biliyorsunuz. Sarkozy düşünüyor burada. Envy, imrenmek. Yani bütün bu olanlara imrenerek izliyor Sarkozy. Nitekim Sarkozy'nin bu imrenmesinden efendim şu anda şey doğdu işte. Fransa'nın şimdiki küreselcilerin parlak çocuğu Macron doğdu. O da ayrı bir mesaj vermişler. Burada Beyaz Saray olduğunu sanki görüyorum. Üst tarafa gelirsek arkadaşlar. Yani Wall Street Journal aslında şurada tam araya geliyor ama ondan da bahsediyor. Beyaz Saray, Amerika'nın çöküşü. Amerika bir iç savaşla kuruldu. Bir iç savaşla parçalanacak. Sanki Amerika'nın bir çöküşünden de burada bahsediyor. Diğer taraftan işte bakın tapınaklar, yıkılan tapınaklardan bahsediyor ki şu daha çok Yunan tapınağına benziyor. Çok çok önemli. Diğer taraftan alıyoruz arkadaşlar şöyle. Şurada çöp kamyonu ve İngiliz gazeteciler. Çok enteresan. İngiliz gazetecilerden bahsediyor. Burada yazıyor. Şurada çöp kamyonunda insanları çöpe atıyorlar. Bakın. Çöplük. İnsanların özellikle bilinçli insanların çöp olacağı, robotik, robot tarzı insanların gelişeceği, tek dünya, tek gelecek, tek aile temasında, tek insanlık tipi, prototip insanlık tipinin daha çok efendim gelecek dönemde artacağının da bir sinyali. Bütün buradaki cehennem ateşini körükleyenler vesaire ateşin ısısını arttıran bakın iki tane devlet görüyoruz. Çok çok önemli. Bakın bu mesaj da çok önemli. China, India, Hindistan ve Çin. Gelecek dönemde yükselen iki büyük güç. Hem Hindistan hem Çin. Hem ekonomik olarak hem de diğer hususlarda. Özellikle bunların güçlenmesini öngörerek, bakın 2012'de yapılıyor bu şeyler, güçlenmesini öngörerek diğerlerini ateşe vereceğini söylüyor ki çok çok önemli. Yani onlar yine ateşe körükleyenler, ateşi körükleyenler olarak görülüyor. Demek ki yakın zamanda zaten Çin'in rolü belli. Çin zaten o önemli aşamaları yapıyor. Hindistan da buna dahil olacak. Durum onu gösteriyor. O da önemli. Diğer taraftan bakıyoruz arkadaşlar. Yine rejimimiz yakınlaştıracaktır elbet. Atladığımız bir şey kalmasın. Özellikle bu Hamas yerine bir daha gelirsem bu kadar mı benzerlik olur ya? Hemen şurada bakın şu bandanajda Hamas yazıyor. Belki oradan tam net görünmüyor mu görünüyor mu bilmiyorum ama tam şurada arkadaşlar Hamas yazıyor. Bu da paramotorlara çok benziyor o saldırıya. Hemen İsrail karşılık veriyor. Netanyahu aynı şekilde burada. Yani 2012 kapağı gerçekten de 2023'ü günümüzü anlatan çok önemli detaylarla bezenmiş durumda. Özellikle ekonomist kapağında biz biliyoruz bunu. Hatta bakın şimdi kapatmadan onu da söyleyelim. Montajda arkadaşlar versin. Bizim geçen sene Sayın Türker Akıncı'nın Beyaz TV'deki programında Ne Var Ne Yok programında söylediğimiz canlı yayında bir husus vardı. Geçen sene de 2023 bu yılbaşı kapağı vardı. 2023'ün yılbaşı kapağı. Yani 2022'nin daha doğrusu yılbaşı kapağı. O yılbaşı kapağını yorumlamıştık. O yorumlamalardan gelinen sonuçta özellikle İran'ın bu anlamda çok büyük tehlikeye düşeceği, Büyük İsrail Projesi kapsamında İsrail'in düğmeye basacağını açık açık söylemiştik. Arkadaşlar o bir dakikalık videoyu da versin, izleyin, sonra tekrar birlikteyiz.
The Economist'in 2023 yılbaşı kapağına dikkat edin. Bu kapakta İsrail ile ilgili birçok mesaj bulunuyor. Bu kapağı 2022 yılında şöyle değerlendirmiştik. Kapaktaki önceki renklere bir bakalım. Kırmızı, yeşil, beyaz. İran bayrağı burada bir kere ortaya çıkıyor. İran'ı bir şekilde 2023'te Büyük İsrail sınırlarına ulaşmak için halletmeye çalışacaklar ve asıl hedef İran. 9 aya giden süreçte bütün bu taşlar tek tek olacak. Bunlar aslında İran yönlü olacak. Bakın göreceksiniz. Ve bu olay gerçekleşti. İsrail resmen düğmeye bastı. Bugün yaşanan olaylara baktığımızda 2022 yılında yayınlanan bu kapakta fark etmediğimiz detaylar da olduğunu görüyoruz. Bu detaylar ise şöyle. O ağaç aslında ne kadar önemli Lübnan olduğunu anlıyoruz, Lübnan bayrağından da. Orada Filistin devlet arması, kartal, Filistin bayrağı var. Evet arkadaşlar bakın izlediniz, çok çok önemliydi, gördünüz. Yani bu Ekonomist kapağı gerçekten de Ekonomist özellikle dergisinin küreselcilerin bir yayın organı olduğunun aslında çok çok önemli detaylarını da içinde barındırıyor. Nitekim son olarak kapatmadan o büyük şeytan, bakın bütün bu efendim sirki yöneten o büyük şeytanın elindeki dergi de Ekonomist dergisi. Yine bakın Ekonomist dergisi büyük şeytanın bu sirki yönlendiren, bütün bu olanları yönlendiren, orada çok büyük bir mesaj veriyorlar. Onun elinde, her şey onun elinde, dergi de onun elinde, istediği gibi yönlendiriyor. Simpsonlar dizisi veya diğer hususlarda olduğu gibi. Sevgili dostlar, beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Videomuzu beğenip paylaşmayı unutmayın. Özellikle bu videonun altına sizler de gördüğünüz detaylar varsa farklı olarak samimi bir şekilde videoda yorumlarınızı belirtin. Allah'a emanet olun, hoşça kalın.